Abi ben pozitif tam sayılar olmak üzere bakın girişte verilen bilgiyi hemen karalıyorum. 1, 2, 3. Peki A'nın en minik değeri. A'yı minicik istiyorsun. Bak minik. O zaman B'yi büyük yaparsın. B'nin kat sayısı kaç burada? 2. 36'da 2 kaç kere var arkadaşlar? 18 kere var. Ben B'ye 18 dersem 2 kere 18 36 yapar. Buraya 0 kalır. Pozitif sayılarda 0 var mı? Yok. O zaman şimdi şuraya yazayım ben bu ilk durumu. 3 artı 2 ve 36. Buraya 18, buraya 0 diyemiyorum. Ama bu benim için bir çıkış noktası oluyor. Bundan sonraki değeri bulmak için katsayılara gidiyorum. Bakın toplamları belli olan sayılarda mesela 3A ile 2B'nin toplamı belli. Katsayılara bakarak ilerleyebilirsiniz. A'yı 2 arttırıyorum. B'yi 3 azaltıyorum. Ne oluyor? A'yı 2 arttırdım. B'yi 3 azalttığımda B 5, B 15 pardon. A 2 oluyor arkadaşlar. Peki bundan sonrakinde ne olur? A B'yi 3 azaltırsın. A'yı 2 arttırırsın. 4. İşte 3 azalttığın zaman burası 12 olur. 3 azalttım. 12'ye 4 de olurdu ama zaten A'nın en küçük değerini bulduk biz. Neydi? 2. Bundan sonra A giderek büyürken 2'şer 2'şer B 3'er 3'er küçülür. Hani burada şunu örnek vermiştik. Mesela iki kardeş düşünün. Toplam paraları işte miras düşmüş diyelim 36 milyon dolar. Bu arkadaşlar 36 milyon doların bir kısmını bu kardeş, bir kısmını bu kardeş alacak. Bu kardeş ne kadar çok alırsa bu o kadar azalır. Değil mi? Dolayısıyla ne düşünmelisin? Birinin artarken diğerinin azalmasının sebebi bu. Ama burada da katsayıları kullanıyoruz. Bu ikişer ikişer artıyor, bu üçer üçer azalıyor. Bu tekniği tekrar kullanalım. Derste de bunun üzerinde çok durmuştuk. Bakın bir de burada yapalım mesela. A ve B doğal sayılar. 5 artı 2 ve 110. Kaç farklı AB ikilisi vardır diyelim. Kaç farklı AB ikilisi vardır? A ve B demiş. X ve Y'yi düzelttik. Peki burada katsayısı büyük olan A olduğu için oradan başlayayım. 110'u 5'e böl. 22 kere var. 22 kere var. O zaman ne oldu? A'ya 22 diyerek başlayabilirim. A'ya 22 dersen B 0 oluyor. İlk değerimiz bu. Şuraya yazıyorum. 5A artı 2 5'tir 110. A'ya 22 dersem B 0 oldu. Doğal sayı olduğu için mümkün değil mi? Peki, şimdi ben size sorayım bakayım kim anlamış. Burada A'yı ne kadar arttıracağım, B'yi ne kadar azaltacağım? A ne kadar artar, B ne kadar azalır? Toplamları belli 110. Hocam kas sayısına göre azalıp olmuyor mu? Evet, nasıl olacak yani? A kaç artacak? B kaç? A kaç azalacak? B kaç artacak? Hocam A 2 B estağfurullah A 2 B'de 5. Evet. Dolayısıyla 22'den 2 çıkarsa 20, bu 5 oldu. Sonraki ifade içinde 5 arttırıyorum, 10, 2 azaltıyorum, 18. 5 arttırıyorum, 15, 2 azaltıyorum, 16. Bu şekilde ilerliyorum şu an. Peki böyle gitgide, yani netice itibariyle hocam tek tek yazacağız mı? Tek tek yazmana gerek yok. Bak A'nın alabileceği, şimdi burada kaç farklı AB ikilisi var diye bulacağız ya. Bak şöyle gidiyor. Bu ikişer ikişer azalıyor. B'nin alabileceklerine bak. Hangisini daha rahat sayarsın? A'nınkileri bak nereye kadar indirgeyeceksin biliyor musun? A azala azala 14, 12 falan falan gidecek. Sıfıra geldik de durur. Durur. Niye durur? Çünkü eksi olamaz. Heh. Öyleyse arkadaşlar 22 bak 20 18 ardışık ardışık azaldı. Sıfıra kadar kaç tane sayı var biliyor musunuz?
Bunu saymanın çok pratik bir yolu vardı. Neydi arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 22 bölü 2, 11 artı 1, 12. 12 tane ikili yazabilirsiniz. Yani şöyle devam etseydiniz bak 22'ye 0, 20'ye 5, 18'e 10, 16'ya 15 diye böyle tam 12 tane sayabilirdiniz. Başını ve sonunu buldunuz. Ardışık neticede son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyebilirsiniz. Evet. Şimdi devam ki. Şimdi ne yapacağız? Birlikte dördüncü örneğimizi çözeceğiz. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 4X artı 3Y 100 Y'nin alabileceği kaç farklı yer var? Arkadaşlar bak pozitif tam sayı dedi. Değil mi? Şimdi ben gelin burada şey yapalım. Şunu yukarı alalım azıcık. 4X artı 3Y 100. Ve X ve Y pozitif tam sayı. Hemen en büyük katsayı 4 ya buradaki. 100'ü 4'e böl. Kaç tane 4 var içinde? 25 tane. O zaman x'e 25 desen buraya hiçbir şey kalmaz. 0. Ama 0 pozitif tam sayı mı? De. Niye değil arkadaşlar? Çünkü pozitif tam sayılar birden başlar. Peki o zaman bu ihtimali cart. Bir sonrakine geç. Katsayılar yardımcı olur sana. Mesela bunu 3 arttır. 3. Bunu 4 azalt. 21. Bunu 3 arttır. 6. Bunu 4 azalt. 17. Arkadaşlar böyle böyle gideceksiniz. Bak A şöyle ilerleyecek. Şey A diyorum. X şöyle ilerleyecek. 25. Y 0. X 21. Y 3. X 17. Y 6. X 13. Y 9. Yani bu 4 4 azalırken bu 3 3 artacak. Peki burada şöyle bir dikkatle bak. Benden istediği şey y'nin alabileceği kaç farklı değer ya. Nerede duracağını bulmam lazım. 4 daha düşsen 9. Bunu 3 arttır 12. 4 daha düş 5. Bunu 3 arttır 15. 4 daha düş 1. Bunu 3 arttır 18. Bitti. Daha da düşemem. Niye daha da düşemem? Negatife düşer. Kaç tane oldu arkadaşlar y değeri? Şurada. Gördüğünüz gibi 7 tane y değerimiz var. Evet. Şimdi bu soruda da yine aynı mantığı işlettiğimize göre bir sonrakine geçebiliriz. Yine aynı şeyi yapacağız. 2004'te P mevzu sorulmuş bir soru. X ve Y pozitif tam sayılardır. 5X artı 2'ye 23 olduğuna göre Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? X ve Y pozitif tam sayı arkadaşlar. Y'nin alabileceği en küçük değer. Evet az önce güzel yakaladı bak Zeynep. Tebrikler Zeynep. Y dinleyen varmış. Bir deneyelim dedik mi? 6 tane arkadaşlar. Y 0 olmaz dedik ya. Az önce 3 ile başlayacaktı. Pozitif demişti. Dolayısıyla burada 18'e kadar 0 hariç 6 tane vardır. Tebrikler Zeynep. Güzel. Arkadaşlar her dediğimize he mi diyorsunuz? Güzel. Peki. X ve Y pozitif tam sayılardır. 5X artı 2'ye 123 olduğuna göre Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi dikkatle bakın buraya. Y'nin alacağı en küçük değer dedi. Yukarıda ne dedi? Pozitif tam sayı dedi. Ben yine şöyle başlamak istiyorum. 123'ün içinde kaç tane 5 var. En yüksek katsayı şurada 5 gördüm. Bölüyorum. 2 tane olsa 10, 12, 23, 4. 24 tane. 3 kalıyor ama geriye. Şimdi ben buna 24 dersem buraya 3 kalıyor. Hani 2y'yi 3 yapacak bir tam sayı yok. O zaman şunu 23'e düşürüyorum. 23 bunu sağlıyor mu? 5 kere 23. Evet, bu
115 yapıyor. Buraya 8 kalıyor. Bak sağlıyor. Yani x'e 23 desem y 8 oluyor. İlk olarak bu. Y'nin alabileceği en küçük değeri merak ediyoruz. 2y 8 oluyor pardon. Y 4 oluyor. Y bundan daha küçük bir değer alamıyor arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Şıklardan da gidebilirdiniz. Y yerine 1 koyun olmazdı. Niye? 5x artı 2 kere 1 eşittir 123 olacaktı değil mi Tuğba? Ne olacaktı? 2 burası at buraya. 5x eşittir 121 olacaktı. Bak olmuyor. 125'in katı değil. Yani şıkları bile kullansanız çoğu soruyu yapabilirsiniz böyle sorularda. En küçük değer direkt sorulmuş. O zaman ben de 5x'i en büyük yaptım. Yani yanındakini şu adam var ya bak bunu en büyük seçtim. 24 seçemedim. Neden 24 seçemedim? Şimdi burada 3 kalıyor çünkü. Onu göstereyim. 3 kalıyor. 3 2'ye 3 olamıyor. Peki geçiyoruz bunu. 2008'den bir soru. A ve B birer pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı olduğunu unutmayın. 3 artı 5B 75. A artı B hangisi olamaz? Arkadaşlar 3A artı 5B 75. Şimdi buraya baktığında 75'i 5'e böl. 15 kere var. Ama yan tarafa hiçbir şey kalmıyor. Buraya 15, buraya 0 diyemem. Çünkü pozitif tam sayı demişti. O zaman buraya 12, buraya 5 diyeceğim. 5 ile 12'nin toplamı kaç yapar? 17. 17 olabiliyor. Soru kökü olamazı sormuş. Peki bunu 3 azalt 9, bunu 5 arttır 10. Topla 10 ile 9'u 19. Bu da gitti. Bunu 3 azalt 6, bunu 5 arttır 15. Topla 6 ile 15 21. Sonra bunu 3 azalt 3, bunu 5 arttır 20. Topla 23. Bunlar olabilir ama bu 14'ü gördüğünüz gibi hiçbir zaman sağlatamadık. 17 ile başladı. Zaten 17 ile başladığı an 14'ü yani daha gitmenize gerek yoktu. Çünkü toplam giderek büyüyor ya. Büyüye büyüye gidecek belli yani. Daha denemeden 14 diyebilirdiniz. 17'den küçük olduğu için. Evet arkadaşlar. Mantalite nasıl? Anlaşıldı. En büyük en küçük sorularımda biraz da çift olan tek sayı var mı? Yok. Çift olan tek sayı derken. Yani hem çift hem tek olan bir sayı yok. Evet. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 3X artı 5Y 44 kaç tane X, Y ikilisi vardır? Arkadaşlar pozitif tam sayı dedi. Nasıl başlayacağız? En yüksek katsayı 5 bak. Y'nin başında. 44'ü 5'e böl. 8. 8 kere 5 40. Ama buraya kaç kaldı? Sen buna 8 dersen buna 4 kalıyor. O zaman sen buna 8 deme. 7 de buna 9 kalsın. 3x artı 5y eşittir 44. X'e 7 dedin. Buna da 9 dedin. X'e diyorum. Y'ye 7 dersen 3x'e 9 kaldı. X buradan 3 olur. Şimdi ilk ikiliyi buldun ya gerisi tamam zaten. X 3, Y 7. Sonra bunu 3 azalt 4, bunu 5 arttır 8. Bunu 3 azalt 1, bunu 5 arttır 13. Bundan sonra azaltamam, negatife geçer. Kaç tane ikili varmış? 3, 7, 8, 4. Bakın ikililer. 3, 7, 8, 4 ve 3, 1. 13, 1. Yani burada çözüm kümemiz 3 elemanlıdır arkadaşlar. Evet. Güzel. Biraz soruyu tarz olarak değiştirelim. Eğer kesirli bir ifade varsa bölünebilme vardır orada. A, B pozitif tam sayılar.
Bakın burada arkadaşlar 8 pay kısmında B paydada A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi B burada önemli bir konumda. B'nin öyle bir sayı olması lazım. Çünkü netice itibariyle bak A ve B pozitif tam sayıydı. Sen yerine koyduğun zaman 5 koyamazsın mesela. Niye? 8 bölü 5 tam sayı değil. A'yı tam sayı yapamıyorsun. Sıkıntıya düşüyor A. Yani A'nın tam sayı olması B'nin 8'i bölen bir tam sayı olmasına bağlı. B'nin 8'i bölen bir tam sayı olması lazım. Zaten pozitif de demiş. O zaman 8'in pozitif bölenlerini yazdır bakalım. 8'i 1 böler, 2 böler, 4 böler, başka 8 böler. Bitti. O zaman B demek ki 1 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir. B 1 olursa A kaç olur? Bulalım. A artı 8 bölü 1, 12. A buradan 4 gelir. 8'i diğer tarafa atarsak. Bakın A'nın alabileceği değerlerden birisi 4. B 2 olursa A artı 8 bölü 2, 12 olur. A eşittir. Bu 8 bölü 2, 4. 4 diğer tarafa at. 12 eksi 4, 8 yapar. B'ye 4 dersem A artı 8 bölü 4 eşittir 12. 8'i 4'e böl 2. A eşittir 10 yapar. B eşittir 8 olursa A artı 8 bölü 8 12. A buradan bunu buraya alırsak bu da 8 bölü 8 1. 12'den 1 çıktı 11 olur. A'nın alabileceği değerleri toplarsam 4, 8 daha 12, 10 daha 22, 11 daha 33 değerine ulaşırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani KPSS'de çıksa hiç kimsenin bu niye çıktı demeyeceği bir soru. 8'in bölenleri üzerinden yürümeniz gerektiğini şuradan anladınız. A ve B pozitif tam sayı dediği için. Yani ben şimdi buna tam sayı, her tam sayıyı koyamıyorum. Niye? B 5 olamıyor. 8'i çünkü 5'e tam bölemem. Tam böleyim ki A da tam sayı olsun. Sonra tek tek değerleri buldum. Evet, buna benzer sorularımız var. Mesela şöyle bir soru daha var. A ve B pozitif tam sayı. Yine pozitif tam sayı demiş. 2007'deki ALES sorusu. A'nın alabileceği en büyük değer. Arkadaşlar, A'nın en büyük değeri için B'ye en küçük değeri vermez misiniz? Pozitif tam sayı demedi mi? O zaman B'ye 1 ver. Pozitif tam sayıların en küçüğü. A bölü 3 artı 1 eşittir 8. 8'in yanına şu 1'i yolla. A bölü 3 eşittir 8 eksi 1'den 7. E burada şimdi 7 kere 3 dersen ne olur? 7 kere 3 21 olur arkadaşlar. Olay budur. A'nın en büyük değeri bu. Daha büyük olamaz. Çünkü B'ye en küçük değerini verdik. Yani sen B'ye 2 verirsen bu sefer A küçülür. A bölü 3 artı 8, A bölü 3 artı 2 eşittir 8 dersen. Buradan A bölü 3 6. Yani giderek küçülür artık 18. Yani verdiğin B değeri arttığı için A bölü 3 daha küçük değerler alır. Kim var burada? Benim arkadaşlarım var. Evet. Memur olacak onlar bak. En sağlı bakalım. Hadi bakalım en sağlı. En sağlı. İp. Evet. Hadi içeri götür bakalım bunu. Hadi bakalım. Ben şimdi derse devam edeyim. Ya da sen de dur. Tamam. Şimdi. Evet. Ali Özden de derse katıldı. Devam edelim. Şimdi sıradaki sorumuz yine bu tarz bir soru arkadaşlar. 10. soru. X ve Y yine pozitif tam sayı dedik. Peki pozitif tam sayılardan hangilerini burada yazabiliriz değil mi? X artı 27 bölü Y 29 olduğuna göre baktığımızda x'in alabileceği değerler toplamı soruluyor. X'in tam sayı olması y'nin 27'yi bölmesine bağlı. Y 27'yi ne yapmalı?
Tam bölmeli. Tamam. Peki 27'yi tam bölen pozitifler kimler? 1, 3, 9. 1, 3, 9. Bakayım. Bir de kendisi 27. 4 tane. Peki ben y yerine 1 yazarsam x artı. Şimdi y yerine 1 koy. 27 bölü 1. Yani bu y yerine 1 koy demek şu demek. Y gördüğüm yere artık y yazmıyorum, 1 yazıyorum. Hani deniyorum x kaç çıkıyor. X artı 27, 29. X buradan 27'yi eksi 27 olarak gönderirsem 2. Peki şimdi y yerine bir de 3 koyalım. 3. X artı 27 bölü 3 eşittir 29. 27 3'e bölersem 9. Diğer tarafa eksi 9 diye gider. X buradan 29 eksi 9 20 yapar. Bayağı büyük bir değer geldi bu sefer. Peki y yerine 9 koyarsam x artı 27 bölü 9 eşittir 29. Gördüğünüz gibi bak y'yi büyüttükçe burada şimdi paydada ya bu. Kesirli ya, payda büyüdükçe sayı küçülüyor. Burası küçülüyor. Bu küçüldükçe x büyüyor. Farkında mısınız? Ya bu ilişkileri de analiz edin bir yandan. X artı 27 bölü 9 3 yapar. 27 bölü 9. 3'ü diğer tarafa eksi 3 olarak yollayın. X eşittir 26 olur. Peki devam ediyoruz. En son y'ye 27 diyerek finish diyeceğiz. 27 bölü 27 1 yapar. 1'i diğer tarafa atarız. Eksi 1. X eşittir 28. Arkadaşlar x 2 20 26 ve 28 olabiliyor. 2, 26, 20 ve 28 toplarsam 2, 8, 10, 16'nın 6'sı elde 1 var. 7, 76 diye bir sonuca ulaşıyoruz. Pozitif tam sayı dediği için. Evet. Bu da yine aynı tarz bir soruydu. Bir tane daha yapalım şöyle. Bakın. X ve Y pozitif çift sayı. Ha. Bak pozitif çift sayı. Yazayım şöyle 2, 4, 6, 8, 10. Bak karalıyorum ki zihnime şunu diyorum yani aslında bir yandan da 1, 3, 5, 7'yi kullanmıyorsun gibi. Hani bu karalama olayı şuraya girişle bence muhakkak yapılmalı. Çünkü şurada verilen çok kıymetli bir bilgi yani. Burada tam sayı da diyebilirdi. Yani negatifleri de alabilirdik değil mi? Ama dememiş. Ne demiş? Pozitif çift sayı. Peki o zaman ne diyeceğiz şimdi? 16'yı bölen sayılardan bu sefer çünkü x'in alacağı en büyük değeri bulmak istiyorum ya. Şimdi ben 16'yı bölen sayılardan kimi seçersem paydayı 2 seçersem 16 bölü 2 8 olur. Ama paydayı ben 16 seçersem ne olur? 16 bölü 16 1 olur. Ha bak yani paydayı büyük seçeyim. Bu sayı küçük olur. 16'yı y'ye bölersem x büyümüş olur. O zaman x'in en büyük değeri için y'ye de en büyük değeri vermem gerekiyor. Fakat şöyle de bir şey var. Ben ikisini de çift sayı olduğunu bulmam lazım. Yani x y'ye 16 dersem 16'nın bölenlerinden yani 1, 2, 4, 8, 16 1'i kullanamam. 16'yı da kullanamam. Niye biliyor musunuz? 16 bölü 16 1 yapar. X artı 1 20 ise X 19 yapar. 19 olamaz. Neden olamaz? Çift dedik çünkü. Dolayısıyla X artı ne demem gerekiyor? 8 diyeyim Y'ye. 16 bölü 8 2 yapar. X artı 2 20. X eşittir. 20 eksi 2'den 18 gelir. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi cevap C seçeneği geldi. D tuzaktı. Gerçekten iyi bir tuzak. Dikkat etmek lazım. Sorunun girişinde verilen ifadeye. Evet. Neden 20 değil? Nasıl 20 yapacağız? Mesela Y'ye kaç vereceğiz ki X 20 olsun? 20 de çift diyorsun. 20 de çift ama mesela x'e ben 20 verirsem buraya 0 kalıyor. Yani 16 bölü y'yi 0 yapamıyoruz ki zaten. Yani yapabildiğimiz şeyler şunlar. Şu bölenlerden verebiliyoruz.
1, 2, 4, 8, 16. Burayı 1 seçersen 16 oluyor. 2 seçersen 8 oluyor. Yani sınırlı bizim yapabileceğimiz şeyler burada. Evet. Şimdi arkadaşlar diğerine geçiyorum. Bak yine bir böyle aslında az önceki çalıştıklarımıza atıf yapacağız. A ve B pozitif birer tam sayı olduğuna göre en büyük değeri nedir? Kimin? En büyük B değeri. A ve B pozitif tam sayı demiş. Peki en büyük B değerini bulmak istiyorsam, şimdi burada bakın toplama işlemi var. Hani burada iki kardeşe bak şimdi. Ben B'yi en büyük alsın istiyorsam bu kardeş daha küçük alacak, en az alacak. Ben o kardeşe 1 diyebilirim çünkü pozitif tam sayı demişti az önce, değil mi? Birer pozitif tam sayı. O zaman ne yapmalısın? Bir başlangıç değeri olarak verilebilir ama 3 kere 1 3. Dikkatle bakarsan yani 3'ü diğer tarafa atarsan buradaki bu 5'in katı bir sayı ama bozuyorsun onu. Yani aslında şöyle benim tekniğimden çözecek olursak 300'ü en yüksek katsayılıya bölersen 5'e 60 yani o en yüksek katsayının yanındaki 60 olabilir en çok. Peki 5 kere 60 300 yapıyor ama buna 0 kalıyor. 0 da veremediğim için bu ihtimali çiziyorum. Bir sonraki ihtimali nasıl buluyordum? 5 ekliyorum buraya. Buradan da 3 çıkarıyorum. Dolayısıyla B en az şey en çok 57 olabilir. Buradan sonra B üçer üçer azalır. B A beşer beşer artar. Evet. Sesi açtım. Muhammed'in sorusu var. Evet Muhammed. Hocam ben hepsini anladım. Sadece şu 57'yi anlamadım. 57 nasıl buldunuz? 60 o 60 dedik. Sonra 3 mü çıkarttık? 3 çıkardık. Katsayısı 3 diye. Buraya da 5 ekliyoruz. 1'i artarken buradaki A 5'er 5'er artarken B 3'er 3'er azalacak. Burada 3 azaltırsak 54, 3 azaltırsak 51 diye gider. Ama en büyük değerini sorduğu için 57'dir cevap. Teşekkür ederim hocam. Emeğinize sağlık. Rica ederim. Senin de. Tamam. Şimdi geçiyoruz bunu da. Evet. Arkadaşlar burada yeni bir soru tekniğine geçtik. Birbirine oranları verilen sayılarla ilgili örnekler. Şimdi burada birbirine oranı verilen derken bak A eşittir 5B demiş. Bunlara da girişte ne demiş? Birer negatif tam sayı. Negatif tam sayılar kimler? Hemen karalayalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Negatif tam sayı dediğimizde hangi kümeyi kastediyoruz? Z üzeri eksi. Burada sıfır ne negatif ne pozitif. Sonra pozitiflere geçiyor 1, 2 diye. Sen en büyük ABC toplamını istiyorsan verebileceğin en büyük sayıları vermen lazım. Yani mesela burada verebileceğin en büyük negatif sayı eksi 1. Sonra eksi 2, sonra eksi 3. Böyle sorularda ikisinde de ortak olan ifadeden yürümemiz gerekiyor. İkisinde de ortak ne var burada? Yani iki denklemde de bulunan B sayısı var değil mi? O zaman ne yapacağız? B'den başlayacağız. B'ye ne demem lazım? Şimdi şuradan bakarsam B 3C yani 3'ün katı. Değil mi? Hocam B 3'ün katıysa ben B'ye eksi 1 diyemem, eksi 2 diyemem. Mecbur eksi 3 ile başlayacağım. He, o zaman ben C'ye eksi 1 derim. B eksi 3 olur. B'ye eksi 3 dersem 5 kere eksi 3 eksi 15 olur. Daha da büyük veremiyorum. En büyük verebileceğim sayılar bunlar. Bunların da toplamı ne yapar? Eksi 19 yapar. Cevabımız B seçeneği olur. Çünkü bir sonraki aşama eksi 2 demem gerekecek buna. Bu eksi 6 olacak ki daha da küçüldü. Bu eksi 6 olursa bu eksi 30 olacak. Daha küçülmeye devam eder. O yüzden en büyüğü zaten bulduk. Negatif sayılarda sıfıra ne kadar yakınsa o kadar büyük olduğunu hatırlatırım. Buradaki eksi 1'in en büyük negatif tam sayı olduğunu da tekrar hatırlatırım. Evet. Bunu şöyle de çözebilirdik. Cinsinden yazarak. Cinsinden yazarak. Bakıyor musun tahtaya? Şimdi A eşittir 5B.
ve B eşittir 3C dedi ya. Şimdi şurada 3 tane bilinmeyen var değil mi arkadaşlar? A, B, C. Ben bunların hepsini tek bilinmeyene düşüreyim. B yerine 3C koyayım. Zaten biliyorum onun 3C olduğunu. A kaç C? Bak şu iki bilgiden. A 5B ve B 3C ise A kaç C olur? Yani A B'nin 5 katı değil mi? A B'nin 5 katı. B de C'nin 3 katı. O zaman A C'nin kaç katı olur? Bakayım kim? 15 katı evet. Nasıl oldu bu? B yerine 3C koyarsın. Şurada 5 kere 3C, 15C. O zaman burada bir de 15C yazarsın. Toplamları kaç C oldu bunların? Tek bilinmeyene düştü bak 19C. 19C. Burada zaten arkadaşlar şu şıklar gider bak. Direkt 19'un katı değil ya. İşte bu mu bu mu? C'ye ben şimdi en büyük ne verebiliyorum? Eksi 1. Eksi 1 veririm. Eksi 19 tabii ki. Daha da küçültmem. Büyük en büyüğünü istediği için. Bu da ikinci bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Cinsinden yazarak tek bilinmeyene indirdik. Mesela burada da ne diyor? ABC pozitif tam sayı diyor. C'nin en minik değeri bakın. C'nin en küçük değeri. Şimdi bu C kardeşimiz ona başlayacağız ama öncelikle iki ifadede de ortak olan hangi şey var? Sayı var. A sayısı var. İki denklemde de ortak olan A sayısı. O zaman ne yapacağız? 3A eşittir 5B, C eşittir 2A. Ya nasıl yapsak? O zaman pozitif tam sayı C'nin en küçük değeri diyor. A ile başlayalım. A'ya en az kaç veririz? Onu düşünelim. A en az kaç olur? Evet. A arkadaşlar bakın şunun katsayısı ne? 5. Buradaki katsayı ne? 1. Doğru mu? Burada şöyle bir şey düşüneceksin. A yukarıdan baktığımızda 5'in katı olmalı. Aşağıdan baktığımızda da 1'in katı. Ha, demek ki ben A'ya en az 5 ve 1'in katı 5K diyebilirim. Ya da direkt şunu yaparsın. Daha hızlı düşünmek istiyorsan daha garanti. Bunun katsayısı 3, bunun katsayısı 2. Bu denklemi 2 ile genişletirsin. Bu denklemi 3 ile aynı payda eşitler gibi denklemin A'daki katsayıları eşitlersin. Her iki denklemi genişlettim. Üsttekini 2 ile alttakini 3 ile. Bakın artık şöyle bir şey oldu. 6A 10B'ye, 3C 6A'ya eşit. Şimdi yukarıda da aynı ifade, aşağıda da aynı ifade var. Altın, yani şöyle diyebilirsin. 3C eşittir 6A, o da eşittir 10B. Verebileceğin en küçük değeri şimdi buradan deneyebilirsin. Bir de böyle bir şey yapabilirsin. Ben diğer yolu kullanıyorum normalde ama burada sizin için bunu yapacağım. C'nin alacağı en küçük değer. Şöyle düşün. Burada bu eşitliği sağlamak için A'ya en az 5 demen gerekiyor. 30 olsun. Niye? 10'un katı bir sayı çıkması için. B 3 olur. C de 10 olur arkadaşlar. Yani hepsini 30'da eşitlemiş olursunuz. 3'ün, 6'nın, 10'un en küçük ortak katı. Ekok 3, 6, 10. Bu 30 olduğu için dolayısıyla bunu nasıl buluyorduk? Hatırlatayım. Ekok neydi? En küçük ortak kat. 3 sayının en küçük ortak katı şöyle bulunur değil mi? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Bakın 6, 12, 18, 24, 30, 10, 20, 30. Yani üçünün birden ortak katı 30. Bu bir yoldu. Başka nasıl bulabilirdik ekoku? Hiç bu kadar tek tek yazmadan şu yanına bir tane asal listesi yapardık şöyle. Yapalım asal listemizi. Ne olacak? 2'ye böl 5, 2'ye böl 3, 3'e, 2'ye bölünmedi, 3'e böl 1, 3'e böldüm 1, 3'e bölünmedi, 5'e böl 1. Burada gördüğün her sayıyı çarp. 2 kere, 3 kere 5, 30. Yani dolayısıyla 30'da birleşirler. 10B'nin 30 olması için B3, A5, C10 olur. C'nin en küçük değeri 10'dur arkadaşlar. Peki bu soru 2008 KPSS. Bakın tekrar vurguluyorum. 2000 ve 2010 yılları arası KPSS sorularını didik didik edin.
AB birer pozitif tam sayı ve A eşittir 7B bölü 3 olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olmaz? Yani bunu şıklardan giderek deneyebilirsin. Burada pozitif tam sayı çıkan bir tane şık olacak. Şey, çıkmayan bir tane şık olacak. O da olamaz diyeceğiz. Fakat bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bunu buraya çarpı diye yollayın bak. 3A eşittir 7B değil mi? Yani burada eşit olmaları için ne demiştik? Böyle ifadelerde A'nın 7'nin katı olması lazım. Hatırlayın. B'nin de 3'ün katı olması lazım. O zaman ne düşüneceğiz? A 7'nin katı, B 3'ün katı olmalı. Ne yapacağız arkadaşlar? A 7'nin katı, B 3'ün katı olmalıysa o zaman şıklarda 7'nin katı olmayan bir tane şık var. Bak bu 7'nin 2 katı, 7'nin 3 katı, 7'nin 4 katı, 7'nin 5 katı. Bunlar olur ama bu olmaz. Yani olabilir ya da olamaz sorularında bir şeyin katı olup olmamasına bakıyoruz çoğunlukla. Böyle yapabilirsiniz. Yani ben A yerine 20 yazarsam 3 kere 20 60 oluyor. 60 eşittir 7 ve bakın 7'nin katı değil. Böyle bir ifade olamaz diye bulmuş olursunuz. Sorusu olan var mı? Evet. Arkadaşlar bu dokümanda kalan diğer soruları da muhakkak yapalım. Uğraşalım. Dersten önce bakalım. Doküman grupta zaten. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hayallerinizin gerçekleştiği o günü hissederek derslerinize şimdiden çalışmaya daha da gayretinizi arttırın. Sabah uyandınız. Bunu devam ettirin arkadaşlar. Yani bir planlamanız yoksa hemen minik bir planlama. Dolayısıyla kendinize yatırım yapıyorsunuz. Zor zamanların hızlı geçmesi için ya sevdiklerinize ya da kendinize yatırım yapmalısınız. Bence burada hiç kolay zamanlarda değiliz. Bir memur olmak gayet güzel bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayalinizi gerçekleştirdiğiniz güne kadar çalışmaya devam.